Merhabalar, ben Köfte İsraf'te ve Kasar Reboot'un yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ve bölüm arası birkaç değişiklik var. İlk olarak buraya iki tane makine koydum. Bunlar Carpenter ve Squeezer. Bunlar Forrester'ın makineleri. Ve Sterling Casing istiyorlar, yani bronz istiyorlar. Bronzu yapmamızın ise bir tane yolu var bu pakette. O noktaya dikkat çekelim. Bu pakette. O da Heterologic Infuser. Fakat normal Forrester oynadığınız takdirde Forrester'ın kendi yöntemi var. Hemen de göstereyim. 1, 1, 2, 3. Bu. Fakat bu pakette o yöntem yok. Evet. Bu arada Logistical Transporter Direction. Siz buraya geçin. Evet. Burada bir adet Mechanical Pipe'ımız var. Yani sıvı aktarmak için. Ve şuradan çıkış alıyor. Peki, bunu ne yapacağım? Bana bolca seed lazım. Ve buraya seed oil atmak istiyorum. Evet, seed oil atıyor ve bunları buraya yolluyor. Bu seed oillerle ne yapacağım? Carpenter bir çeşit sıvı kullanan crafting table. Evet. Ve bu resipiye bakalım. Carpenter. Bir tane koyarsak bunu elde ediyormuşuz. Suyla beraber koyarsak wood pulp elde ediyoruz. Bu bunları elde etmemizi sağlıyor. Impregnated stick, bu ilginç bir şey. Apiarilerin çalışması için gerekli bir şey. Benim asıl istediğim şey Impregnated Casing. 250 seed istiyor. Bunun yanı sıra crate. Bu ilginç bir şey, gene gösterelim. Bu şekilde bir şeyleri 9'ar 9'ar depolamanızı sağlıyor. Evet. Carpenter'la yapabileceğin, daha wood ile Carpenter'la yapabileceğiniz şeyler, normal Carpenter'la yapabileceğiniz şeyler bayağı bir fazla. Hatta mesela bu var. 15 slotluk çantaları 45 slota çıkartıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. posta muhabbeti var. O serverlarda işe yarar bir muhabbet. Biraz roleplay içeriğidir. Şudur budur derken çok ilginç şeyler yapabiliyorsunuz onunla. Hardened Casing. Bu arkadaşın yapımında kullanılıyor. Vesaire vesaire. Carpenter bayağı işimize yarayacak bir arkadaş yani. Unlit Candle nedir diye soracak olursanız, kendisi yakmamız gereken bir torch. Sweet Frame. Evet, bu başka bir şey. Yani bu tarz ilginç şeyler elde edebiliyoruz. Ha, bu Portable Analyzer mesela kullanacağımız bir şey. Bayağı kullanacağımız bir şey hatta. Evet, iki tanesini yapmış bile. Bize biraz daha gerekecek. O esnada ben size hemen bir şey göstereyim. Ups, kazara X'e bastım. Pardon, C'ye bastım. Göstereceğim şey nedir diye soracak olursanız, Quarry'mizi sondurma. Evet, bu arada benim kılıcımı bir ara tamir etmem lazım. Evet, görüyorsunuz. Ondan ben şunun bir screenshot'ını çekeceğim. Sayfaya bir spoiler olarak koyarım. Evet. Gelelim. Nasıl çalışıyor şu an? Evet. Selam digime gidik. Ha, gene 4'e denk geldin digime. Dur, sana yardım edeyim azıcık. Bu arada 4'te olmadığı takdirde kazma hızını görüyorsunuz. Bu arada bir de şuna Diamond ve Emerald upgrade'leri koydum ki dayanıklılığı artsın diye. Şunlar biraz sıkıntı yaratacak ama çözümüm var. Çok güzel bir çözümüm var hatta. Evet. Çözümüm bu.
Evet, şimdi şuradan bir geçelim, kazdığı şeylere bir bakacağım. Bu arada bunları taşımak için de ilginç bir planım var. Elle taşımayacağım hiçbir şekilde. O konuda rahat edebilirsiniz. Çok ilginç bir planım var. Bakalım bu bölümün yorumlarında bu ilginç planımı tahmin edebilecek o var mı? Cidden merak ediyorum. Hem biraz paketin içeriği hakkındaki bilginizi de sorgulamış olurum. Hem de biraz benim düşünme şeklimi az buçuk tahmin etmiş olursunuz. Evet. Bakalım bunun içinde var bir şeyler. Gel gelelim şuraya. Gelsen gelsen. Bakalım. Toplamış bir şeyler. Clay. Clay güzeldir her daim. Iron, copper, tin, osmium, coal ve apatite. Apatite Forester'da bayağı işimize yarayan bir arkadaş. Yani burası bayağı güzel gidiyor. Bu arada senin enerji durumun ne? Enerji durumu gayet %92. Azalmıyor bile. Gayet güzel. Tam istediğim gibi her şey çalışıyor ve sadece bir yarım saat, bir saat falan geçmiş olması lazım. Evet. Gel geri dönelim Forestry'ye. Forestry'de benim öncelikle yapmam gereken şeyler neler? Birincisi biraz arı stoğu elde etmem lazım. Forestry'de ben daha çok arıcılıkla uğraşmak istiyorum. Arı stoğu yapacağım. Ki bu sayede ileriki zamanlarda mutasyon yapacağım takdirde bu benim işimi kolaylaştıracak. Ki şu anda da zaten birkaç tane mutasyona başlayacağım yakın zamanda. Henüz o ev durumunu sorduğum videoyu yayınlamadığım için nasıl bir ev yapacağımı planlamıyorum. Bu arada burada da bir adet chunk loader'ımız var. Evet, bu arada bir de bunun içinde bir adet tabletim var. Önceden işletim sisteminin içine kurmuştuk, hatırlatırım. Evet ve tabii ki de her videoda olduğu gibi bana gene mesaj geliyor. Kırpat! Bakalım ne diyormuş. Assassin's Creed filmine gidelim, hatta fanlarla birlikte gidelim, ne diyorsunuz? Demiş bana. Tamam, bunu video esnasında demesi biraz ilginç oldu. Fanlar ne diyorsunuz? Evet. Tamamdır. Hatta bunu söyleyeyim. Videoda geldi mesaj. Videoda gayet de sesli okudum. Orada ekran cidden çok küçük geldi. Merak ediyorum, tablete daha büyük bir şey koyabilir miydim? Neyse, bu dursun burada. Hatta tabletten o kadar memnun değilim. Disassembler yapabilirim. Disassembler nedir diye soracak olursanız... Assembler'ın tersi. Neyse, Forestry'ye geri gelelim. Bölüm öncesi ben bayağı bir arı topladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Scoop. Bu arada şöyle bir scoop da var. Bu enerji kullanıyor. Hatta bakalım bunu yapabiliyor muyum? Bronze gear, piston. Yapabiliyorum. Ama önce şu normal scoop'u göstereyim size. Bir adet wool. Bolca da stick. Evet. Bu seride en çok kullandığım şey şu ana kadar stick olabilir. Ona dikkat ettim. Evet. Scoop'umuzu alalım. Gece mi? Evet, gece. Evet. Gelelim. Tamam. Senin Thunder Thompson. Şurada bilerek bir tane beehive'ı bıraktım. Selam zombi. Gelelim bu beehive'a. Ve buna scoop'la vurmaya başlayalım. Valla içinden arılar çıktı. Eğer scoop dışında başka bir şeyle vurursanız olacak şey şu, beehive'ı kıracaksınız. O garanti.
Sıkıntı karşılığında hiçbir şey almayacaksınız. Evet, böyle acıklı durumlar söz konusu. Neyse, geri gelelim şuraya. Sonra şunları da buraya atalım. Evet, bakalım. 8 tane yapıldı mis gibi. Ben bu 8 tane impregnated frame'i ne yapacağım? Apiary yapacağım. 8 tane yapmayacağım tabii şimdilik. 3 tane, 3 ya da 4 tane yapacağım. Tabii apiary biraz normal değil. Early game değil. Onu söyleyebilirim. Fakat ben neden early game'de apiary yapıyorum diye soracak olursanız... Çünkü apiary yapmak istiyorum. Bir de biliyorsunuz ben normalde biraz hızlı başlamayı seven bir insanım. Evet. 4 tane apiary yaptık. Normalde ne yapıyorsunuz? Bee house yapıyorsunuz. Bununla apiary arasındaki farkları hızlıca bir açıklayacağım birazdan size. Ama apiary'lerimi şuraya ben bir yerleştireyim. 1, 2, 3 ve 4. Beehive ile apiary arasındaki, beehive demişim. Beehouse ve apiary arasındaki fark kabaca şu. Beehouse'u otomatikleştiremiyorsunuz. 1. İkincisi, beehouse hiçbir şekilde mutasyon sağlamıyor ki. Forestry'de mutasyon aşırı önemli bir nokta. Tamam, bu ikisi zaten baş... Aslında dur. Valiant da benim için önemli. Oo. Tamam, bu ilginçmiş. 1 2 Valiant neredesin? 3 Bir tane daha lazım. Rocky vardı bir tane. Drone'u burada. Queen'i nerede? Rocky Queen. Princess. Evet. Mutasyon dediğimiz olay. Bu arıların kendi halini kullanmayacağız. Bu arıları biz mutasyon elde edeceğiz ki ürünleri değişsin. Şu an mesela Rocky'nin ürünü sadece bu. Ve bunları veriyor. Hiçbir işime yaramaz. Harden'a da geliyoruz. Gene aynısını veriyor. Fakat ondan sonra Obsidian'a dönüşüyor ve bildiğiniz Obsidian vermeye başlıyor. Sonra bakalım Rapisdetson Metallic. Metallic mi veriyor? Iron Powder. Lapis. Lapis Lazuli. Diamond. Diamond Fragment ama ismi tam çıkmamış. Bir düşünebilirsiniz. Bu arada çoğu arı normalde verdiğinde ona koyduğundan daha fazla drone düşürür. Yani onu, o aklınızda olsun. Ve şimdi yapmamız gereken diğer noktaya gelelim. O da neredeydiniz siz? Logistical Transporter. Ve chest. Seni iron chest upgrade edelim. Hatta golden chest upgrade edelim. Voila. Bir tane daha gerekecek. Olsun. Şimdi. Daha önce size söylediğim bir şeyi hatırlıyorsunuz. Bunlar en yakın hedefe doğru gidiyor. Aslında dur. Bir saniye, aklıma çok güzel bir fikir geldi şimdi. M, items, color, dark blue,
Dark blue. Tamamdır. Dark green. Dark green. Dark aqua. Dark aqua. Dark red. Dark red. Bunun olayı şu olacak tam olarak. Push. Pull. Push pull. Push pull. Bu arada şu an çiçek vermiyor. Çünkü burada bir çiçeğimiz yok. Arıların istediği önemli bir şey daha. Çiçek istiyorlar. Bir tane olması yeterli. O yüzden rahat olabilirsiniz. Ama çiçek verdiğimiz takdirde bunlar çalışmaya başlayacak. Arı vız 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 diyerek. Bu arada aslında bunu da yapmama gerek yoktu. Çünkü bu girişler sadece o renkten geçecek. Yani basitçe nedir diye soracak olursanız. Hatta size onun için güzel bir ön izleme yapabilirim. Şunlar şuraya gitsin. Bana birkaç tane daha chest lazım. Biraz da odun kesmem lazım bir ara. Şimdi size çok güzel bir anlatım göstereceğim. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Sonra bunlar o 2, 3. Tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tanesi daha olmuş olsa gerek. Olmak üzere ya da. Şurada siz gelin. Ha, bolca gerek çek. Tamamdır. Silverlar gelin. Silverlar nereden çıktı ya? Silver yok oyunda. Evet. Şimdi ne şekilde düzenleyelim? Bunları bu şekilde ayar... Ha, doğru, benim buyum var. Neyse. Bu şekilde ayarladık değil mi? Şimdi teorik olarak düşünecek olursak... Hatta bir saniye. Evet, yanıma balta, yanımda balta taşımayı öğrenmem lazım. Bu seride kürek taşımayı öğrendim fakat hala balta taşımayı öğrenemedim. Ha, yok. Bunları kırmama gerek yoktu. Şimdi, hatta dur, biraz mantık ile anlaşılabilecek bir düzen kurmaya çalışıyorum, o yüzden biraz değiştiriyorum her şeyi. Ha, tamam. Çok daha mantıklı, makul. Burada kalsın, burada kalsın. Şimdi, düzenimizi kurduk, sen fazla. Şimdi, bu şekilde düzenlediğimiz takdirde ve... Şuna items tamamdır, push, bu ikisini push moduna getirdik. Şimdi düşün nedir bir bakalım, yanıma biraz item alayım. Tamam, bu gayet makul bir item düzeni. Şimdi bunların çalışması prensibini bildiğimize göre bunların hepsi buraya gidecek. Değil mi? Bunların da hepsi buraya gidecek. Çünkü en yakın chest onlar. Bu chest'in çıkışı bu dolana kadar bunu umursamayacak. Bunun çıkışı da bu dolana kadar bunu umursamayacak. Değil mi? Renklendirmeyi hızlıca gösterelim ama. Şimdi. Dark blue. Ancak bunu da dark blue yapacağım. Bunu ise dark green. Bunu da dark green yapacağım. Ve tabii ki de önemli bir şey fark ettik. Bunlar bağlanmayacak. Evet. Bu arada bu pipe'ları birbirinden ayırmak için de güzel bir yöntem. Ve gördüğünüz gibi buradan çıkan her şey dark blue olarak renkleniyor.
Aynı şekilde bunlar da dark green olarak. Ve buraya 4 koyduk, buraya cobblestone koyduk. Cobblestone'lar burada, 4'ler burada. Tam olarak çalışma prensibi bu. Evet. Tam olarak burada yaptığım şey bu. Bunu yapmamın sebebi ne diye soracak olursanız, buradan çıkacak drone'ların hiçbir şekilde diğerlerine karışmaması için. Evet. Basitçe sistemimiz bu oldu. Size de mekanizmin pipelarının çalışma prensibini biraz daha anlatmış oldum. Bu color code mantığıyla bayağı bir ilginç sistemler yapabilirsiniz. Ve şimdi seni ranch moduna geri getirelim. Evet, bu arada tabii ki de ranch'te aldığınızda bütün verileri sıfırlanıyor. Ben balta alayım yanıma. Evet. Baltamızı da alalım. Ve balta demişken bir de yeni balta yapalım. Bu arada arıların yaptığı ufak bir şeye daha değineceğim. Yavaş yavaş etkisini görmeye başlayacaksınız. Ancak bir forestry. Bir adet item. Item'ın adını unuttum. Spectacles. Bir tane bronze ve iki tane. Bir tane bronze'um kalmış. Güzel. 6. Bir tane bronze. Evet. Ve bunu giyelim. Şimdi ufak bir şey dikkat edeceğiz yakında. Burada ağaçlardan bazılarının yaprakları diğerlerinden farklı gözükmeye başlayacak. Şu an gözükmüyor. Ama gözükmeye başlayacak. Bunun sebebi ne diye soracak olursanız, bu arada bir tanesi ölmek üzere. Queen. Queenlerimizden biri ölmek üzere. Rocky Queen. Bu arada frame'lere bir bakalım. Proven frame, bunlar Forestry'nin standart frame'leri. Bir saniye. Oh. Gitmedi. Tamam, bu istediğim hareket değildi. Bakalım diğerlerinde de olacak mı, kontrol edelim. Burada Sweet Dream ve Super Colored frame var. Bunlar production'da artırıyor, bir de mutating frame. Production düşürüyor. Mutation speed'i 3 katına çıkartıyor. Yani 3 kat daha hızlı mutasyon geçiriyorlar. Lifespan ve durability aynı. Burada mesela bunların kendi durability'leri daha düşük. Yani şuraya koyduğunuzda frame'ler durability tüketiyor. Böyle basitçe. Onu ilerleyen bölümlerde daha net açıklayacağım. Bu arada sanırım şunları bir items push içeri girmeye zorlayacağım bunları. Doğru renktelerse. Belki o zaman olur. Evet, frame'leri zaman geldiğinde özetleyeceğim. Bu arada şurada da ufak bir değişiklik yaptım böyle. Ve sanırım burada kabaca neler yaptığımızı da anlatmış olmuş olduk ve bu gene gittim. Ha yok, tamam. Hani bir kamp gitmiş. Tamam. Evet, değişiklik olursa bunları zaten bildireceğim ben size. Bunun yanı sıra tabletim benim burada. Tamam. Tabletin ekranı cidden çok küçük geldi. Daha büyük bir ekran takılabiliyor mu ona emin değilim. Bakarım. Şimdi o zaman onu bir yapalım. Ne dersiniz? Şimdi break this assembler. Bu arada tabletin şu yeşil zımbırtısı ona taktığınız modüllerle alakalı. Şimdi
Disassembler gelelim. Analyzer. Analyzer için tekrar bakalım. Bir tane senden, bir tane printed circuit'im var mı? Yok. Printed circuit'im yok mu? Hepsini bitirdim mi? Gerçekten bitirdim mi hepsini ben? Hürmetler. Bakalım başka ne lazım? Tam o kadar printed circuit'i yaparız. Tamam. 3 tane daha transistör lazım. Tamam, printed circuit yapalım şimdi. Sen gel. Sen gel. Ve sen gel. Ya dur, sen miydin? Evet, sendin. Şimdi siz gidin bakalım şöyle. Bu arada ozmiyonları mı işlemiş, tini mi işlemeye başlamış şu an. Evet, tamamdır. Bir printed circuit'im de hazır. Şimdi, bir kere de gold magnet. Ve analyze. Bir de redstone torch. Haliyle hatta ben yine şöyle stack'lik redstone alayım. Evet. Bu arada analyzer bayağı işimize yarayan bir arkadaş. Böyle her şey hakkında bilgileri görebilmemizi sağlıyor. İleride bunları bunu bayağı bir kullanacaksınız. Şimdi devam edelim. Sen. Saat lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Saat gel. Sen de gel. Ve geriye ne lazım? Piston, lav ve iron. Pistonumuz olacaktı. Hayır yok. Ne harika. Evet. Piston gel. Lavım kaldı mı? Güzel soru. Yoksa nedir? Nedir'a gidip geleceğim. Aa var, tamam. İstemediğim kadar varmış. Bir obsidian. Ha, obsidian kalmamıştı, onu biliyorum. Buraya da konmaz. Lav. Evet. Lav. Gel bakalım. Sonra da su lazım. Evet. Şu an tamamen saçma şeylerle vakit öldürüyorum. Ve sonrasında obsidian'ımızı da kazalım. Suyumuzu da şöyle koyalım. Çünkü suya ihtiyacımız olmayacak. Lava ihtiyacımız olacak. All you need is love. Evet, geriye sadece iki iron. Evet, glass pane zaten var elimizde. Ha, glass... Evet, tamam. Ve seni şöyle koyabiliriz. Tamamdır, şimdi. Tabletimizi disassembler'a koyalım. Ve bu bir süre zaman alacak. O zaman bittikten sonra bütün malzemeleri bunun içine atacak. Evet, sanırım bölümü burada bitirebiliriz. Bakalım bunlar devam ediyor mu yoksa Queen'lerini attılar. Onu filtrelemenin bir yolunu bulmam lazım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.